Çin'e ben ilk defa geldim. Gerçekten çok farklı bir kültür değil, evimde gibi hissettim. Anlatılanların çok farkındaydı. Bize yakın bir kültür, yani Doğu kültürü. İki okulda benim için gerçekten çok etkileyiciydi. Özellikle Türk öğrencilerin olduğu üniversite, tabii ki oradaki Türk öğrencileri de, Türk asıllı öğrencileri de, 5 öğrenciyle görüşme imkanımız oldu. Onların son derece gelişmiş bir şekilde hem Çince'yi hem Çin kültürünü öğreniyor olabilmeleri, bu imkanı sağlaması gerçekten Çin devletinin son derece verimli, hem ülkelerimiz arasındaki kültürün geliştirilmesi hem de onlara yeni bir hayat şansı, yeni bir pencere açmaları açısından önemsedim. Aynı şekilde 66. okula bakarsanız özellikle bu bölgeden, Uygur bölgesinden gelen çocukların 12 yaşından itibaren bütün imkanları devlet tarafından karşılanarak eğitim almaları da onlara yeni bir yaşam fırsatı diye bakıyorum ben. Eğitim sisteminiz aslında Türkiye'dekine bir ölçüde paralel, çünkü laik bir eğitim sistemi izliyorsunuz. Bizden farklılıkları var, fakat bu derece iyi çocukların İngilizce, Çince ve kendi dillerini konuşarak orada eğitim almaları benim açımdan güzel bir model gibi göründü. Farklılıkları tabii ki var. Ama bu noktada o çocukların o bölgelerinden ta küçüklüklerinden itibaren alıp hepsini ben daha sonrasında da bir liseye ve üniversiteye aldıkları eğitim nedeniyle devam edebildiklerini öğrendim. Bu çocuklar açısından son derece sevindiriciydi. Güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Son olarak bir de Karama için şunu söylemek istiyorum. Çok etkileyici bir kent gerçekten. Buradaki kendi tarihini yazan bir kent olması, kurgulanmış bir kent olarak çok beğendim Karama'yı ve gerçekten bu güzergahın ve İpek Yolu'nun incisi olmaya aday, teknolojisine çok beğendiğimi söyleyebilirim.